Merhaba sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar. 18-24 Ocak haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Yaylar, 19 Ocak itibariyle Güneş artık Kova burcunda parlamaya başlayacak. Jüpiter Kova burcunda, Satürn Kova burcunda, Merkür orada, Güneş de yanlarına gelecek ve önümüzdeki birkaç hafta özellikle 3. evinizdeki bu hareket e, zihinsel anlamda sizi çok destekleyecek. Yeni şeyler öğreneceksiniz, eğitimle ilgili ticari konularla ilgili hareketli ve verimli bir süreçtesiniz. Yakın çevrenizde olup bitenler, özellikle kardeşler, iş arkadaşları, komşular, akrabalar, onlarla ilgili konu ve temalarda hayatınızda şöyle bir gündemde olabilir. Mars Boğa burcunda ilerleyişini sürdürüyor. Uranüs de birleşecek bu hafta. Jüpiter'le güçlü bir açı oluşturacak. Gökyüzü hızlı, gökyüzü sürprizli ama o bir o kadar da stresli. Bu hafta ticari aktivitelerinizle ilgili iş hayatınızla ilgili bazı sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Sürpriz bir anlaşma olabilir bu, bir müşteri olabilir veya süre gelen uzun süreli bazı ilişkilerinizde, anlaşmalarınızda, sözleşmeler sözleşmelerinizde de ani ayrışmalar olabilir. Yani çeşitli şekillerde bu sürprizleri özellikle iş konularında bekleyebiliriz. Sağlık konularına da özen gösterelim. Sinir sistemi daha hassas olabilir, çabuk sinirlenebiliriz, tepkisel olabiliriz, kazalara açık olabiliriz. Kullandığımız araç gereçler, özellikle elektrikli araçlar, elektronik araçlar arızalanabilir problemler olabilir. Telefonumuza, bilgisayarımıza biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Trafikte daha dikkatli olmak gerekiyor. Hız yapmayalım. Daha kontrollü olmaya çalışalım haftanın genelinde. Özellikle perşembe ve cuma günü Ay Boğa burcunda olacak. Perşembe gününün açıları daha stresli olduğu için perşembe günü hem fiziksel aktivitelerimizde, hem iş hayatındaki ilişki dinamiklerimizde, hem genel sağlığımızda daha özenli ve güvenli olmakta fayda var. Hafta sonu ay ikizlerde, hafta sonu daha paylaşımcıyız, daha ilişkilere dönük olabiliriz. Eşimizle, yakınlarımızla, arkadaşlarımızla da daha fazla konuşacağımızı, bir şeyleri paylaşacağımızı ve belki bazı konularda da uzlaşmaya varabileceğimizi de söyleyebilirim sevgili yaylar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.